örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle bahar aylarına uygun güzel bir ceket çalışması yaptık ceketimiz görmüş olduğumuz gibi delikleri olan çok hoş bir ceket hem yaz hem de bahar aylarında çocuklarımızın sırtlarına rahatlıkla takabileceğimiz türden örmeye yakadan başladık roba kısmını yuvarlak olarak çalıştık ve artışlarımızı yaparak istediğimiz ölçü gelene kadar büyüttük daha sonra gövde kısmını tamamladıktan sonra kollarımızın birer birer örerek tamamladık şöyle arka kısmına bakalım arka kısmında da bakınız gayet hoş görülmekte ceketimiz şimdi ölçüsünü sizlerle birlikte alalım Tepe noktasından başlıyorum ölçmeye en uç noktadan alt kısma 36 santim Ceketimizin uzunluğu kol altından eline bakalım. Kol altından ise 24 buçuk santim, 25'e yakın. Evet, bir buçuk 100 gramlık 2 tane bir buçuk ip kullandım. Tam buçuk olarak da aslında gitmedi, epeyce kaldı. 2,5 buçuk numaralı tığımla da ördüm. Evet, hepinize kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet, ceketimizi örmek için Nakon'un Lüks Minnoş Beybisi'ni kullanıyorum. %35 polyamid, %65 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası 2197, 100 gram ve 340 metreden oluşmakta. 2,5 numaralı tığla ceketimi örmeye başlıyorum. 100 tane zincirimizi çekelim. Bir tane şu şekilde düğümümü atıyorum ve bir diye başlıyorum. 6 7 8 9 10 100 olana kadar devam edelim. Tam 100 zincirimi çektim. Tığımdan tarafa tutuyorum ölçümü ve bakıyorum 34,5 santim. 100 zincirimin uzunluğu. Şöyle görelim. 35 şey çok yakın ama tam 35 değil. İlave zinciri yapmaksızın örmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 5 Beşinci zincirin içerisine geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekerek ilk sırada iliğimizi yapıyoruz. Bir zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir tane zincir yuvası atlıyorum. Diğer zincirimin içerisine gelerek batıyorum. Ve birinci iliğimi bu şekilde çalıştım. Toplamda 3 iliğimizin olduğu boşlukla 4 kenardaki trabzanımızda 5 yanına bir tane daha ördüğüm zaman bakınız 6 tane trabzanımızı e, bu sıradan sonra da kenar olarak devam ettireceğiz. Şimdi iliğimizi yerleştirdikten sonra diğer ucumuza kadar birer birer trabzan olarak bütün zincirlerimizi örerek tamamlayalım sadece trabzan örüyoruz. Zincirimizin üzerine birer birer trabzanlarımızı ördük. Uç noktamıza kadar geldik. Şimdi 6 tane trabzan sağ taraftan 6 tane trabzan sol taraftan öreceğiz ve bu kenar patımız olarak örgümüzün sonuna kadar devam edecek. 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum ve ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 2 3 4, 5 ve 6. 6 kenar patımızı bu şekilde ördük. 2, 4, 6. Şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Bakınız tığımızın başını doluyoruz. Zincir çekmiyorum. Hemen yanındaki trabzanımı örüyorum. Ama bir defa. ikinci kez çekmiyorum. Bu 6 patımdan sonra başladım. Bir sonraki yeri örüyorum. 2 birer defa aldım üçüncü trabzanımı yine üçüncü trabzanın üzerine örüyorum hepsini birer defa ördüm tek seferde çekiyorum tek seferde çektikten sonra zincirimi çekmeye başlıyorum 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum burada 3 trabzanımızın her birini ayrı ayrı trabzanların üzerine yaptık burada ise ikinci trabzanımızda bir tanesini birlikte öreceğiz. Bakınız bir ördüm. Aynı yere bir tane daha trabzanımı ördüm. Çünkü yuvarlağımızı yapacak artışımızı bu şekilde oluşturmaya başlıyoruz. Üçüncüyü ise diğer trabzanımın olduğu yere örüyorum. Bakınız birinci artışımı yaptım. Birincisinde hiçbir şey yapmadım. Hepsini farklı yerlere ördüm ikinci 3 trabzanımın olduğu yere zincir sonrasında ilkine 2 defa örerek bir tane artışımı yaptım hepsini aynı anda çekiyorum 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını tekrar doluyorum yanındaki trabzanımın olduğu yere 1 2 3 hepsini birer defa ördüm bakınız bir defasında hepsini örüyorum bir tanesini de artırıyorum birinde hepsini de birer birer örüyorum diğer trabzanda ise artışımı yapıyorum 1 2 3 ve 4 tığımın başında oluyorum sıradaki trabzana batıyorum 1 aynı yere batıyorum 2 ve bir sonraki yere batıyorum 3 tek seferde çekiyorum 1 2 3 4 aralarda dört tane zincir. Bakınız 6 tane trabzanımdan sonra ilk gelen üçlü grubumun hepsini ayrı ayrı trabzanlara ördüm. İkincisinde artışımı yaptım. Bir tanesinde ikisini ördüm. Diğerine tek ördüm. Yine bir tanesinde bütün hepsini ördüm. Ayrı ayrı trabzanlara birinde artış yaptım. Yani Birinde hepsini örüyoruz, ikincisinde artış. Birincisinde birebir örüyoruz, ikincisinde artış yapıyoruz şeklinde sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Şimdi birebir öreceğimiz sıramızdayız. 1 2 3 Hepsini aynı anda çekiyorum. 1 2 3 4. Artış yapacağım sıradayım. 1 aynı yere batıyorum. 2 artışımı yaptım ve 3 çekiyorum 1 2 3 4 bu şekilde sıramızın başına kadar örerek ilerleyelim ceketimizin birinci sırasını örerek tamamladım bakınız şöyle bakalım 6 tane trabzanımızı örmüştük 6 trabzanımızın hemen yanına her birisi birer trabzan sırasına olmak üzere trabzanlarımızı ördük ve 3'ünü aynı anda çektik ikisini bir Diğerini farklı trabzan üstüne ördük. Bakınız bir tekli bir çiftli bir tekli bir çiftli şeklinde sıramızın başına kadar ördük. Kaç tane olduğunu hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ve 34 tane bölümümüz oldu. Evet. Sıramın başını doluyorum. 1 2 araya giriyorum 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı örüyorum bakın buradan e, geçişte bir tane trabzan fazla olduğu için onu atladık kenardaki 6 düzenimizi kurduk 3 tane zincirimi çektim tekrar 6 tane trabzanımı hemen örüyorum 2 3 4 5 6 6 tane kenar trabzanımızı ördük bakınız birinci sırada iliğimiz var aradaki istediğimiz uzunluk ölçüsünde ilik yerimizi ayarladıktan sonra yine iliğimizi açmaya başlayacağız ne kadar sıklıkla isterseniz o kadar sık da kullanabilirsiniz çekmeye başlayalım 1 2 3 hemen araya girelim Tekrar devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakınız burada 5 tane zincir çekiyoruz. Başlangıçta sadece 3 tane çektik. Aralarda 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aşağı sıradaki zincirimin içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 sıramızın başına kadar bu şekilde ilerleyelim. 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5. Evet, sıra başına kadar ilerleyelim. En son bölümümüze kadar 5 zincir çekerek uç noktamıza kadar geldik. Bakınız şöyle yuvarlak bir boyun kısmımız oldu. 3 tane zincirimizi başlangıçta çekmiştik. 3 zincirimizi yine sonda çektim ve kenar altı trabzanımı örmeye başlıyorum 2 4 6 bakınız 6'ya giriyorum hemen bu trabzan grubumu atlayarak ve kenar patımı da bu şekilde örüyorum son trabzanımı da düzgün bir şekilde ördükten sonra 1 2 3 arkasını çeviriyorum altı kenar patımız için trabzanlarımızı birer birer örüyoruz. Evet sıramızı tamamladık. Bakınız beşer tane zincir çekerek sıramızın başına kadar gelmiştik ve trabzanımızı da ördük. Altı tane trabzanımızı şimdi gövde kısmını tekrar örmeye başlıyoruz. Bir önceki sıramızda bakınız şu ayırdığımız trabzanlarımızı Üçer üçer zincirlerimizin üzerine yine öreceğiz. Burada tek fark olarak ikili trabzan şekliyle örerek tamamlayacağız. Yani tekini alıp diğerini üçünü aynı anda çekmeyeceğiz. Her birini birer birer öreceğiz. Başlayalım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra buradaki 5 zincirin tam ortasına gelerek batıyorum. Yani 3. zincirin içerisine geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Aynı yere İkinci trabzanımı örüyorum. Ve üçüncü trabzan. Bakınız hepsini birer birer ördük. Ve bir tane trabzan içerisine yani bir zincirin içerisine üçünü de ördük. Araya zincir çekmiyorum. Yine üçüncü tam ortadaki zincirimin içerisine bir, iki ve üç tane trabzanımı örüyorum. Araya yine zincir çekmiyorum. Üçüncü zincirin içerisine giriyorum. Bir. 2 ve 3 araya zincir çekmeden 3. zincirin içerisine giriyorum zaten ortada olduğu için çok belli ve 3. zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum tekrar tam ortada bakınız tam ortaya giriyoruz 1 2 ve 3 tekrar 1 2 ve 3. Evet. Yani şöyle baktığımız zaman 1 2 3'e giriyoruz. 2 tane sağ tarafta, 2 tane sol tarafta kalıyor. Tam ortalı bir şekilde örerek sıramızı sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Evet, sıramızın başına kadar örerek geldim. 1 tane zincirin içerisine 3 tane trabzanımızı ördük ve diğer ucumuza geldik. En son trabzanımızı ördükten sonra 3 tane zincirimizi yine çekelim. Ve 6 tane kenar patımız için gerekli olan 6 trabzanımızı hem gidişte hem de dönüşte örelim. 3 4 5 ve 6 Tekrar 1-2-3 Kenarımızı lütfen düzgün yapmaya gayret edelim. 2-3 5 ve 6. Evet 6 tane trabzanımızı ördüm. Şimdi bu görmüş olduğumuz 3 tane zincirimin olduğu yere 1, 2, 2 tane trabzanımı örüyorum. Bakınız 2 tane trabzan örüyorum. Hemen trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı ördüm. 3 trabzanımı ördükten sonra lütfen bu kısma dikkat edelim. Tığımızın başını dolayalım. Hemen bir sonraki trabzanla da bitti biten trabzan yani ördüğümüz trabzanımızın hemen yanına girelim. Boşluğa girmiyoruz bakınız. Bir sonraki trabzanın hemen önünden batıyoruz ve bir artışımızı yapıyoruz. Sonrasında tekrar diğer trabzanımı örüyorum. 1 2 3 artışımızı yaparak ilerleyeceğiz. Her iki 3 trabzanımızın arasında hemen artışımızı yapalım. Bakın şu şekilde dik bir şekilde batıyorum. Ve trabzanımın kendisini örüyorum. Araya giriyorum. Yine beraber yapalım. Bakın tam araya giriyorum. Dik bir şekilde. Girdiğimiz zaman hiçbir şekilde kabartı ve belirlilik olmaz. Sonra kendisini örüyoruz. 1, 2, 3 bakınız yine diğer gruba geldik her iki grup arasına direkt batıyorum bakın tam tepesine ve kendisini örüyorum ve birer birer diğerlerini örüyorum tekrar araya geçiyoruz bakınız batıyorum burası en önemli yer burası bakınız bu sıramızda şöyle direkt battığımız zaman artışımızı düzgün bir şekilde yapmış oluruz. Evet sıramızın başına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıramızın ucuna kadar artışlarımızı yaparak geldim. Şimdi en son zincirimizi çektiğimiz yerdeyiz. Buraya başlangıçta olduğu gibi iki tane trabzanımızı örelim. 1 ve 2. Kenar patlarımızı da örerek sıramızı tamamlayalım. 3 tane zincirimi çekiyorum. Arkasını çevirdikten sonra hemen 6 tane kenar patımı örmeye başlıyorum. Sayalım. 2 4 6 6 tane kenar patımız ördük şimdi bir tane zincir çekeceğiz bir atlayacağız o şekilde kafeslerimizi yaparak ilerleyeceğiz 6 tane trabzanımızdan sonra hemen başlıyoruz bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başında oluyorum bir atlıyorum ikinci trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum bir tane zincir çekiyorum bir atlayıp diğer trabzanımın üzerine batıyorum bir tane zincir bir atlayıp diğerine zincirimizi çekip bir atlıyoruz sıramızın başına kadar trabzanlarımıza gelene kadar yani trabzanlarımızı altı olarak örelim ve tekrar altı olarak dönüp görüşelim bu şekilde örerek bitirelim e, trabzanlarımızı örerek kafeslerimizi yaptık bakınız şimdi şöyle büktüğümüz zaman bakın ceketimizin rovası aşağıya doğru dönmekte roba kısmımızı bayağı oluşturmaya başladık şimdi 6 e, tane trabzanımı ördüm yalnız bu sıramızda ben bir tane daha iliğimi açtım bakın birinci sırada iliğimiz 2 3 4 5 6 sırada örmedik yani 5 sıra düz olarak ördük 6 sıramızda tekrar başladık 6 tane kenar trabzanımı ördükten sonra hemen başlıyorum bir tane zincirimin içerisine trabzan bir tane trabzanımızın üzeri burada artış yapmıyoruz zincirlerimizin içerisine bir trabzanlarımızın üzerine bir her birisine birer tane trabzanımızı örerek uç noktamıza kadar ilerliyoruz ve artışımızı bu sıramızda yapmadan birebir olarak örüp sıramızı bitiriyoruz Evet sıramızı tamamladık. Bir tane zincirimizin içerisine bir trabzan üzerine sıramızı örerek tamamladık. Şimdiki öreceğimiz sıramız ilk başlangıç sıramızdan sonra gelen bir trabzanı örüp 3 tane yaptıktan sonra üçünü ikinci seferde çekmiştik ve şu şekilde bakınız toparlayarak örmüştük bu sıramızı şimdi tekrar ederek başlıyoruz yine burada artışlarımızı bu sıramızda yaptığımız gibi yapıyoruz. Bir tanesini 3 defa, bir tanesini 2'nin içerisinden 3. 1 3 bir tanesini 2'nin içerisinden 3 çıkarma şekliyle örüyoruz. Evet. Kenar patımı ördükten sonra hemen 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma geliyorum. 1 2 3, 3 tane trabzanım birer sefer aldım. İkinci kez hepsini birlikte aldım. 1, 2, 3, 4, 4 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki sırada 5 çekeceğiz. Şimdi 4. Tamın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. 1. İkinciyi örüyorum. İkinciyi bir daha örüyorum. Bakınız, 2 tane trabzan yuvasından 3 tane trabzanımızı ördük ve artışımızı yaptık üçünü tek seferde çektim 1 2 3 4 tekrar bu kez birer birer örüyoruz 1 2 3 hepsini birer trabzandan çıkardık ve tek seferde çekiyoruz 1 2 3 4 tığımızın başını dolayarak bir tane örüyorum İkincisini çift bir şekilde örüyorum bu sıramızın tek yapmamız gereken bölümü burası 4 zincirimizi çektikten sonra şimdi hepsini teker teker 1 2 ve 3 çekiyorum 1 2 3 4 şimdi çift olarak alacağım bölüme geldim 1 2 ve ikinciyi bir daha batıyorum şöyle görelim bakınız aynı yere battık 1 2 3 4 Evet hemen uzaklaşmadan bakınız her birini birer tane yuvadan çıkardık. Diğerini ikincisinden ikinciyi çıkardık. Hepsini birer tane bakın ikinciyi iki defa ördük birer tane. Bir tanesinin bütün trabzanları tek tek alıyoruz. Diğerinde ise ikinciden iki tane çıkarıyoruz. Evet sıramızın başına kadar bu şekilde örelik gelelim. Ve arada da üçer dörder tane zincirlerimizi çekmeyi unutmayalım. Artışlarımızı yaparak sıramızın başına kadar geldim. En son trabzan grubumuzu ördükten sonra kenardaki patımızı örmeye birlikte geçelim. 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2 tığımın başını doluyorum. 1 tane trabzanımı atlıyorum. 1 2 İliğim için bir tane çekmiş olduğum zincirin içerisine 3. trabzanımı örüyorum. Diğer tırabzanlarımı da örerek toplamda 6 mızı kenar patımıza örüyoruz. Tekrar 1 2 3 çeviriyorum. 6 mızı patımız için örüyoruz. 2 4 5 ve 6. Evet şimdi 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ilk bölüme giriyorum 4 zincir çektiğim yere ve diğer 1 2 3 4 5 diğer bölüme geçmek için 5 tane zincir çekiyorum ve batıyorum. 1 2 3 4 5 batıyorum altından girerek 1 2 3 4 5 şu şekilde alttan giriyorum içerisine batmadan ve diğer ucumuza kadar beşer zincir çekerek batıp sıramızı tamamlayalım. Zincirlerden oluşan sıramızı da örerek tamamladık. En son bölümdeyiz. Patlarımızın olduğu yere geçiyoruz. Bakınız başlangıçta da şu şekilde başlamıştık. Hemen buraya değil bir sonraki zincirin olduğu yere batmıştık. Burada da aynı şekilde 3 tane zincirimi çektim. Hemen kenar patımın trabzanını örmeye başlıyorum. Evet kenar patımızı hem gidişini hem dönüşünü ördüm ve zincirlerimizin üzerine şu sırada yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. Hatırlayacak olursak 3 tane zincirimizde tam e, 5 tane zincirimizin üçüncüsüne gelerek batıyoruz 1 tane zincirin içerisinden 3 tane trabzanımızı örüyoruz. ve hepsini tek tek örüyoruz alttaki gibi bir defasını çekip ikinci kez için bekletmiyoruz hepsini birer birer örerek tamamlıyoruz. Şimdi başlayalım. Kenar patımızdan sonra 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Hemen tam ortadaki bakınız. Hemen zaten çok belli. Saymanıza bile gerek yok. 1, aynı yere 2, aynı yere 3. Trabzanımızı örüyoruz. 3 trabzanımızı ördükten sonra aralarında zincir çekmiyoruz. Tekrar 3. zincirimin içerisine batarak birer birer trabzanlarımı örüyorum ve 3 tane trabzan sayısına ulaşıyorum sıramın sonuna kadar araya zincir çekmeden bu şekilde örerek sıramızı tamamlıyoruz araya zincir çekmiyorum üçer ikili trabzanımı örüyorum tek zincir yuvasının içerisine Evet sıramızı tamamlayalım bir zincirimizin üzerine 3 tane trabzanımızı ördük. Araya zincir çekmeden bütün sıramızı tamamladık ve kenar patımı ördüm. Bir sonraki sıra için hazırım. Bakınız yeni sıramıza başlıyoruz. 3 tane zincirimizi çekerek başlamıştık. Hemen 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve burada görmüş olduğumuz trabzanlarımızı bir alt sıramızda yani diğer bu kısımda ördüğümüz şekliyle örmeye başlıyoruz. Her bir trabzanımızın üzerine birer tane trabzanımızı örüyoruz. Her iki trabzanımızın arasındaki tam geçiş yerine bir tane batıyoruz. Bakınız burası artış batışı. Ve 3 tane trabzanın kendisi için bakınız 1, 2, 3 artış trabzanından sonra kendi 3 trabzanını örüyorum. 1, 2 ve 3. Sıramın başında doluyorum, tam araya giriyorum, artışımı yapıyorum ve 1, 2, 3 trabzanımızın kendi sayısınca örüyoruz ve artışlarımızı yapmayı unutmadan sıramızı tamamlıyoruz. Batıyorum ve diğer trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum. Şöyle görelim, bakınız iki tane trabzanımı ördükten sonra 1, 2, 3. Arada bir tane artış trabzanımız var. 1, 2, 3. Arada bir tane artış. 1, 2, 3. Artışımız ve 3'ümüz örerek sıramızı tamamlayalım. Trabzanlarımızı her 3 trabzan arasında birer tane artış yaparak ördüm. Şimdi bir zincir bir trabzan bölümünü örmeye başlıyoruz. Kenar patımı ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp ikinci trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlayıp ikincisine batıyorum bir zincir bir atlıyorum sıradaki trabzanımı örüyorum şöyle görelim ve uç noktaya kadar bu şekilde örerek devam edelim istediğimiz ölçüye gelene kadar robamızı ördük. iki defa modelimizi uyguladık bakınız. Ve şimdi robamızı ayırmaya hazırız. Şöyle elime almak istiyorum. Bakınız ben işaretlerimi taktım. Elimde daha güzel bir şekilde göstermek istiyorum. Trabzanlarımın olduğu bölümden itibaren bakın şu kutucuklardan 11 kutucuk saydım ve önümüz için ayırdım. Sarı ayracımın takılı olduğu yer koluma ait. Sarı ayracımdan diğer yeşil ayracıma kadar her ikisi dahil kolumuz 25 tane kutucuğumuz. Yeşilden sonraki başlayan ilk kutudan itibaren diğer mavi ayırıcıma kadar gelen en son kutu yine 25 tane kutucuğumuz. Arkamız için maviden başlayıp kırmızı da biten kırmızı da dahil bir şekilde 25 tane kutucuğumuzu kolumuzu ayırdık tekrar son olarak kırmızıdan sonra 11 kutucuk ve kenarımız diğer önümüz için olacak bölüm Evet bu şekilde bir ben ayarlamamı yaptım Eğer fazlanız eksiğiniz varsa yine eşit bir şekilde dağılımını yaparak başlayabilirsiniz hiç problem olmaz Eğer çok fazla değilse birer ikişer dağıtabilirsiniz eksikliğinizi ya da fazlalığınızı. Önemli olan eşit miktarda kutucuklarımızı ayarlayabilmek. Yani burada en önemli püf noktası önümüzle arkamız kollarımız önümüzde arkamız dengeyi kuracak olan bölüm olduğu için bakınız önümüzde 11 ve 11 22 kutucuk buradaki 6 trabzanda saydığımız zaman her ikisini birer kutucuk olarak hesap edersek 22 kutuydu her iki kutu diğer üst üste geleceği için 6'yı sayıyorum 23 24 ve 25 bakınız arkayla eşit eğer bu şekilde fazlamız varsa lütfen önderin toplamını bu üst üste olan trabzanlarımızı da 3 trabzan olarak ilave edelim, arkaya eşit bir şekilde dağıtalım ve arkamızda önümüzün toplam sayısı aynı olsun. Bu şekilde hesaplama yaparsanız hiçbir şekilde yanılmayıp istediğiniz büyüklükteki ceketlerimizi örebilirsiniz. Tabi ölçümüzü de yukarıdan fazla başlayarak. Şimdi altı trabzanı ördükten sonra gövde kısmını örmeye başlıyorum ve kolumuzun altından birleştirme işlemini yapıp sadece gövdemizi örelim bir tane trabzanımı örüyorum bir tane diğer trabzanım bir zincirimin içerisine trabzan bir diğer trabzanımın üzeri zincirimin içi bu şekilde kodumun altına bıraktığım ayraç yerine gelene kadar örgümüzü örelim evet, ayracımı bıraktığım yere kadar trabzanlarımı birer tane zincirin içerisine ve trabzanın üzerine örerek geldim şimdi kolumu büküyorum diğer ayracımın olduğu yere kadar geliyorum ve ayracımın hemen solundaki trabzanımın üzerine batıyorum ve örüyorum şu kısmı kolumuz için ayırdık ve devam ediyorum zincirimin içerisine bir trabzan trabzanımın üzerine şekliyle diğer kol ayrım yerine kadar trabzanlarımı örerek ilerliyorum Evet arkamızı dümdüz örerek geldim kolumuzu birleştirdikten sonra Diğer ayracımın olduğu yere kadar ördüm. Ayracımın olduğu bölüme geçmedim. En son trabzanında kaldım. Tekrar tığımın başını doluyorum. Herhangi bir şekilde zincir çekmeden kolum için ayarladığım diğer ayracımın yanına geliyorum. Tığımın başını dolayarak ayracımın tepesine batıyorum. Ve bir tane zincir içerisine trabzan üzerine şeklinde örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bu sıramızı tamamladıktan sonra şurada görmüş olduğumuz sıramızın aynısını örmeye başlayacağız. Evet kolumuzu birleştirme işlemini yaptık. Bakınız ben 6 tane trabzanımı da örerek diğer sıram için hazırlığımı yaptım. Şöyle görelim. Kollarımızın altında herhangi bir şekilde artışımızı yapmadık. Çünkü artışımızı modelimizi kurarken yapmaya devam edeceğiz. Tıpkı bu üstte görmüş olduğumuz gibi 3 tane trabzanımızı yine 3 trabzanımızın üzerine 2 tane trabzanın üzerine 3 tane trabzanımızı örme şekliyle bu sıramızı tamamlayalım. Sonrasında beşer zincirimizi çekip yine burada yapmış olduğumuz sıramızın aynısını uygulamaya başlayalım. Şimdi geçişimizi birlikte yapalım. Diğer grubu tamamlayalım. Sonrasında görüşelim. 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane atladıktan sonra 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı birer defa da örüyorum çekiyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum ikincisinde bir aynı yere batıyorum 2 bir sonraki yere batıyorum 3 tek seferde çekiyorum 1 2 3 4 ve ilerliyorum 1 2 3 hepsini birer birer batıyoruz ve ilerleyelim biraz tam kol altında görüşelim kol altına kadar örerek geldim bir tane tek tek örüp bir tane çift ördük tek tek çift tek tek çift şeklinde örerek geldim en son çift olarak ördüm tam kolumuzun altındayız bakınız diğer kolumuzu da aynı şekilde uygulayacağız giriyorum 1 2 3 tam kol altımızdaki trabzanımızı da ördük yalnız 4 tane zincir çekmemişim hemen zincirlerimi ilave ettikten sonra başlıyorum yine 1 2 3 çekiyorum 1 2 3 4 ve bu şekilde artışlarımı yaparak örmeye devam ediyorum ve sonrasında beşer zincirimizi ve buradaki grubumuzu örelim görüşelim Evet kolumuzun altını birleştirdikten sonra örmeye devam ettik 1 2 3 tane grubumuzu ördük bakınız. Birinci grubumuzda artış yaptık. ikinci ve üçüncü grubumuzda artış yapmadık. Birinci grubumuzun artışını aynen yukarıdaki robada örmüş olduğumuz gibi hem bu üçerli gruplarımızın bir tanesini çift bir tanesini tek bir tanesini çift bir tanesini tek olarak ördük. Ve alttaki trabzan sırasında her üç tane trabzanın tam arasına birer tane artış yaparak bu iki sıramızda artışımızı yaptık. Yani bu birinci grubumuzda artışımız oldu. Diğer gruplarımıza şuradan itibaren artış yapmadık. Birebir olduğu gibi ördük ve hırkamızın en son noktasına geldik. Hırkamızın bir sıra düz trabzanımızı ördükten sonra istediğim uzunluk ölçüsüne geldi. Ve başlıyorum şimdi. 2, 4, 5. 5. trabzanı ördükten sonra 6. trabzanı 1, 2, 3 ve 4 tane örüyorum. Tekrar başlıyorum. Bir tane trabzan olduğu yere dört tane ördüm. Bakınız iki ve dört. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altıncı trabzanımı tekrar dört defa örüyorum. Üç ve dört. Yani artış yaparak alt kısmında hoşluk yapmak istiyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 aynı yeri 1 2 3 bakınız 4 defa örüyorum ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek gelelim sıramızın başına kadar artışlarımızı yaparak örüp geldim bakınız şimdi ikinci sıramızı örüyorum 3 tane zincirimizi çektik herhangi bir farklı işlem yapmadan birer birer bütün trabzanlarımızın üzerine ikili trabzanımızı örerek uç noktaya kadar ilerliyoruz hiç farklı bir işlem yapmıyoruz birer birer sıramızın sonuna kadar örüyoruz Bu şekilde devam edelim. Sıramızın başına kadar ikinci sıramızı dümdüz örerek geldim. Şimdi son sıramızı örüyorum ve tekli trabzan yapıyoruz bu sıramızda. İki tane zincirimizi çekiyoruz en son trabzanımızın üzerinde ve yönümüzü çevirdikten sonra tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Diğer trabzanlarımı da aynı şekilde örüyorum. Bir tane batıyorum, tek seferde çekiyorum. Tek seferde bakınız ikili değil. Başını doluyoruz. Ve bu son sıramız. Diğer uca kadar ilerleyelim. Daha sonra yanlarımız içinde yukarıya doğru çıkalım. Bakınız ön yüzde çok muntazam durmakta. Evet sıramızın sonuna kadar ilerleyelim trabzanlarımızı örerek uç noktaya kadar geldim. Şimdi yan kısma geçmek istiyorum. Yan kısımlarımızda yine aynı şekilde tek trabzan şeklinde örelim. Tığımızın başını dolayalım. Hemen ilk trabzana giriyorum. Başını dolamıştım. Bakınız bir. Aynı yere bir daha giriyorum. İki. Tam araya giriyorum. Ve diğer trabzanıma geçiyorum. Bir. 2 tam araya giriyorum. Her iki çizginin tam arası olan bölüme bir daha başını doluyorum. 2 Tam araya giriyorum. Ve bu şekilde robamızın yukarı kısmına doğru yani boyun kısmına doğru ilerliyorum. 2, 2 defa araya bir tane tam iki çizgi arasındaki bölüme giriyorum. 1 2 Tam araya bakınız Batmış atmış olduğumuz yere. Evet bu şekilde yukarıya doğru örerek ilerleyelim. Evet sıramızın sonuna kadar ilerleyerek geldim. Şimdi boyun kısmındayım. Şu kısımda bakınız. Boyun kısmımızda da her bir trabzanımızın arasına bir tane başını dolayarak örüyoruz. Geçiş yerimize tekrar batıyoruz. Ve araya giriyorum. Her bir trabzanımızın arasına birer tane butarak ilerleyelim. Başını doluyoruz. Yine aynı şekilde tekli trabzanımızı yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldiğimiz zaman diğer yönde de aynı şekilde yandan aşağıya doğru inip ceketimizin gövde kısmını bitiriyoruz. Daha sonrasında kolumuz için başlayacağız. Evet ceketimizin gövde bölümünü bitirdik. Yanlarımızı, boyun kısmımızı, alt kısmımızın kenarlarını da tığladıktan sonra kollarımıza başlayabiliriz. Gövde olarak kaç santim olduğuna bakmak istiyorum. En üst kısımdan en alt kısmı 35 santim uzunluğu. Ceketimizin koluna şimdi başlayacağız. Bakınız modelimize aynen kuruyoruz. Kafeste olan yerden sonrasında trabzan sıramız vardı. Kesinlikle artık artışımızı yapmıyoruz. Olduğu gibi devam ediyoruz İstediğimiz istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Hemen kolumuzun altından örmeye başlayalım. Alt kısımdan girelim. Bu sıramızda trabzan öreceğiz. Tam alttan başlıyorum. 1, 2, 3 hemen yanındaki trabzanıma geliyorum yandaki trabzana iki defa batarak iki tane trabzanımı örüyorum bir sonraki trabzanıma batıyorum bakınız hemen araya geçtim boşluğa geldim şimdi trabzanın üzerindeyim bir zincir içerisi bir trabzan sıramızı normale döndürdük başlangıç yerimize kadar bir tane trabzanımızın üzerine bir zincirimize batarak başladığımız yere kadar örelim başlangıç yerimize kadar örerek geldim ve en kenardayım bakınız şimdi trabzanımızın olduğu yerdeyim diğer yandan geçerken örmüş olduğumuz trabzanımızı bakınız iki defa trabzan olarak ilave etmiştik yine iki defa trabzanımızı örelim başlangıç zincirimizin üzerine batalım 1, 2, 3 hemen yanındaki trabzanımı örüyorum. Tek sefer örüyorum. Bakın bunu özellikle 3 çekiyoruz. Yoksa kol altından kasma yapar. Kasma yapmaması için 3 tane zincirimizi çekelim her geçişte. Diğerini yine bir defa örelim. Diğer sıradaki trabzanın üzerine yine bir defa örüyorum. Çekiyorum. 1, 2, 3, 4 hemen yanındaki artışımızı yapmıyoruz. O yüzden hepsine birer birer trabzanımızı örüyoruz. 1 ve tekrar 1 1 2 3 4 sıradan takip ediyoruz ve modelimizi bu şekilde kurduk istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar örmeye devam edelim Evet ceketimizi aşama aşama ördüm kolumun bir tanesini tamamladım diğer kolumuzu sizlerle birlikte tamamlamak istiyorum 3 tane de ben düğmemi diktim şu şekilde bakınız kolumuzu robamızla birlikte bakınız 1 bir, 2, 3. 3 ördükten sonra şöyle elim almak istiyorum. Bakınız gruplarımızı artış yapmadan örmüştük. 3'er trabzan, 3'er trabzan bir zincirin içerisinden çıkmıştık. İkinci zincirim trabzanımızı ördüğümüz sıramızda ise artışlarımızı yapıyoruz. Şu şekilde bakınız. aynen etek uçlarımızı yaptığımız gibi yalnız etek uçlarımızda iki sırada dolanmıştık. Burada bir sırada dolanıp hemen üzerine tekli tırabzanlarımızı da yaparak bitirmek istiyorum. Şimdi artışlarımızı yapmaya başlayalım. 3 tanesini ördüm bakınız. 4.'yü örüyorum. Şimdi tekrar başlayalım. 1 aynen alt kısımda yapmış olduğumuz gibi 2 3 4 5 6 6. trabzanımın olduğu yere 1 2 3 toplamda 4 tane trabzanımızı yapıyoruz daha fazla isterseniz şu şekilde daha büzgülü gibi durmasını isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz İpinizin durumuna göre de kendinizi ayarlamanızı tavsiye ederim şu ana kadar bir buçuk ip kullandık tiketimizde sayıyorum 2 4 5 ve 6 altı. altıncının olduğu yerde trabzanlarımı fazla örüyorum ve diğer 6 tane daha saymaya başlıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım kolumuzu uç noktaya kadar örerek geldim şimdi birleştiriyorum artışlarımızı yaptık birleştirme işlemini tamamladıktan sonra 1 ve 2 tane zincir çekiyorum ve kolumun tersini çeviriyorum Tığımın başını doluyorum. Her trabzanımın arasına girerek bir tane trabzan örüyorum. Ama tekli trabzan örüyorum. Bakınız araya giriyorum. Her trabzan arasına bir tane. Başını doluyorum. Tek seferde başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir öncesine ilk defa batmışız. Önemli değil. Daha kıvrım kıvrım olur. Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Bakınız düz yönde görüntümüz bu şekilde olacak ve örmeye devam edelim. Evet en son trabzanımızı da ördüm. Birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Zincirden oluşan trabzanıma. Bir zincirimi de çektikten sonra ipimizi kesiyoruz. Ve bu kısa ipimizi içeriye alalım. Hemen iç kısma görünmeyecek şekilde ve kolunun kurdalesini de takarak ceketimizi tamamlamış olalım. Evet diğer kolumuza bakınız şu şekilde pembeden bir kurdale takmıştım. Dilerseniz beyaz ya da farklı renklerde de takabilirsiniz. Tamamen zevkimize göre. Kurdalemizi takacağımız yer buradaki görmüş olduğumuz kafesli bölüm. Kurdalemizi kolumuzun üstünde durmasını istediğimiz için şuradan takmaya başlıyoruz. Şöyle iki kat yaptığınız zaman çok daha rahat takibini yapacaksınız. Her bir kafesimizin arasından şu şekilde geçişlerini yapalım. Geçirdikten sonra ne kadar olacaksa ondan sonra kesmenizi tavsiye ederim. Çünkü sürekli giriş çıkış yapacağı için ölçünüzün üzerinde de çıkabilir. Onun için mümkün mertebe eğer fazlaysa daha sonra keselim. Şimdi geçişleri yapalım. Bir tanesinin şu şekilde ilerleyelim. Evet, kurdelelerimi tam kolumun üst kısmında kestim bakınız yeterli oldu ve bağlıyorum. Dilediğiniz şekilde bağlayabilirsiniz. Biraz şu şekilde güzelim. Çocuğumuzun kolunun rahatlıkla geçebileceği kadar Yonklarımızı da ayarladıktan sonra ceketimiz kullanılmaya hazır oluyor. Evet böylece bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.